Bodrum Kent Konseyi Ekoloji ve Çevre Grubu Sözcüsü Nihat Koyuncu, Gündoğan'daki atık su arıtma tesisinden derelere iyi arıtılmamış kirli su bırakıldığını ve suyun denize aktığını iddia ederek, Gündoğan'da denizi bitirdiler. Buradaki insanlar denizdeki bakterilerden şikayet ediyorlar. İki pis derenin aktığı sahile mavi bayrak verilmiş, bunu da anlamış değilim, dedi. Gündoğan Mahallesi'nde daha önce Kent Haber'in defalarca gündeme getirdiği dere ve deniz kirliliği sürüyor. Bölgedeki atık su arıtma tesisinden iyi arıtılmamış suyun dereye bırakıldığını savunan mahalleli, yaşanan çevre kirliliği ve yayılan kokuya tepki gösterdi. Bol miktarda balçığın biriktiği görülen derede sudaki kirliliğin yanı sıra katı atık kirliliği nedeniyle bölgenin tahrip edildiği görüldü. Bölge sakinleri deredeki kirliliğe ve kokuya karşı yetkililerden çözüm bekliyor. Mahalle sakinlerinden Nazmiye Kara, "Burayı neden temizlemiyorlar? Burada korkunç bir durum var. Burası arada bir temizlense bu hale gelmez. Bu su denize akıyor. İnsanlar buradan her türlü mikrobu kapıyor. Buradaki kokudan da rahatsız oluyoruz. Biz konu için imza topladık ama bu konuyla ilgilenen olmadı. Burası tatil yeri. İnsanlar pisliğe gelmiyor," diye konuştu. Olası bir yağmurla birlikte derelerdeki kirli su atıkları nedeniyle taşkın yaşanabileceğini söyleyen Bodrum Kent Konseyi Ekoloji ve Çevre Grubu Sözcüsü Nihat Koyuncu şu ifadelere yer verdi. İçindeki arıtma sistemini beraber gördük. Köyün içindeki arıtma sisteminden bu yana doğru yaklaşık 250 metre kadar civarında boruyla arıtılmış suyu diyelim. Ama arıtılmadığını gözlerinizle gördünüz. Yani en azından iyi arıtılmadığını gözlerinizle gördünüz. Arıtılmış suyu yine dereye bıraktılar. O pazar sokağında aşağısına doğru geliyor ve oradan sahile buluşuyor. Sahile buluşur noktada sözüm ona bir mendirek gibi bir şey de yapmışlardı. Yani suya yön veriyorlar. Yani denize akan pis suya neyine yön verirsiniz onu da anlamış değilim. Ama kirlilik hat safhada. Bunu bundan bir buçuk ay önce yine söylemiştim. Defalarca söyledim. Yıllardır söylüyorum. Burası Muski'nin kendi kontrolünde olması gereken, derelerle ilgili ıslah çalışmalarının yapılması gereken ve acil yapılması gereken bir yer. Bu bir yağmurda bütün bu balçık ve bütün buradaki bu biriken pislikler hepsi denize buluşacak. Bunları daha önceleri de yaşadık ve ben bunu defalarca da yetkililere de ilettim. Sizler aracılığıyla bir kez daha iletiyorum. Bakın bunun sürdürülebilir bir tarafı yok. Bu derelerin bir an evvel ıslah edilmesi gerekiyor. Bu derelere akıtılan atık suların bir şekilde temiz vaziyette akıtılması gerekiyor. Sistem neyi emrediyorsa onu yapmaları gerekiyor. Sistem bunu emretmiyor. Sistemde böyle bir şey yok. Ama şimdi günü geçiştirmek adına yapıyorlar ama Gündoğan'da denizi bitirdiler. Yani Gündoğan'da şu anda sahildeki insanlar denizdeki bakterilerden şikayet eder vaziyetteler. Sözüm ona mavi bayraklı plaj var ama o mavi bayraklı plajı neye göre vermişler o mavi bayrağını da onu da anlamış değilim. İki tane pis derenin aktığı bir plajın olduğu yerde mavi bayrağın ne işi var? Görüyorsunuz şimdi bu dereye siz derenin sahibi olarak siz sahip çıkmazsanız bu dereyi bir şekilde temiz tutmazsanız vatandaşla pisliğin üzerine pislik atmaktan çekinmiyor zaten. Yani bizim vatandaşımızda da sorun var, kabul. Ama siz bu vatandaşa ne veriyorsunuz ki? Yani bunun bir yolu yordamı vardır, bir cezalandırma sistemi vardır. Ya çöp atmalarda dahi diyoruz ki arkadaş çöp atanı cezalandırın. Bu çevrede oturan insanların hepsi demin de hanımefendinin söylediği gibi hepsinin kokudan muzdarip olduğu kesin. Çünkü bu şekilde zaten kokmaması mümkün değil. Bu şekilde kokar. Bunlar çünkü bakteri üretiyorlar sonuç itibariyle. Bakteriden kaynaklı kokulardır. Şimdi bu dere temiz olmuş olsa içine insanlar da atık atmayacaklardı. Çünkü temiz bir yeri kolay kolay kimse kirletmez. Ama zaten kirli. Yani önce şunu söyleyeyim. Bu derelerin acilen temizlenmesi lazım. İslah edilmeleri lazım. Tamam mı? Denizde buluştuğu yerlerdeki bütün kapatılmış olan, gördüğünüz gibi kapatılmış olan kısımlarının kaldırılması gerekiyor.